Sadece yetişkinler kayboldu. Çocukları orada bıraktılar. Bu, bütün dünyada son 3 hafta içindeki 5. esrarengiz adam kaçırma olayı. Kaybolan yetişkinler terk edilmiş çocuklar. Alaska, Meksika, Sibirya, Kanada ve Avustralya'da. Hükümet kaynakları... Kim var orada? Kendini göster. Hemen. Buradasın. Seni küçük şirin şey. Bütün gün seni arayıp durdum. Yakala! Vay canına. Kızıl kurt! Hiçbir canlı zarar görmeyecek. Aferin sana dostum. Sahi bu bitki nedir? Pis kokan çiçek. Daha çok kullanmalıydın.
yine bileğimi kırdım galiba. Bu ağa kim koymuş buraya? Sen koydun ya. Kedici, kedicik nerelerdesin? Action man. Hayır! Aa, neredeymiş küçük uslu kedicik? Ay, nefesi çok kokuyor. Evet, bak kedi nereye düşmüş. Umarım canın yanmamıştır. Ben iyiyim kızıl kurt ama nefesi için nane gereken biri var. Patron, bu ufakla bir daha banyo yaptıracağımızda onu üstü açık bir arabayla yıkama servisine gönderelim. Olur mu? Flint, biz eylem gücüyüz. Bu yüzden fırsat bulduğumuz her an çalışma yapmamız gerek. Ben de sizlerin müthiş bir iş yaptığınızı düşünüyorum baylar. Kesinlikle birinci sınıf bir ekip çalışması Action Man. Ve senin hayvanlar konusundaki yeteneğin kayda değer bir yetenek Action. Teşekkür ederim Sir Arthur. Bana kalırsa bu hayvanın tamamen iyileştiği konusunda hiçbir şüphe yok. Yani artık vahşi hayvanlar parkındaki ailesine katılmaya hazır. Bu konuda yardım etmek bize her zaman mutlu eder. Ben gidip kamyoneti ana kapıya getireceğim. Siz onun banyosunu tamamlayın. Bir saat sonra sizinle orada buluşuruz. Peki efendim. Peki hangi tarafı istiyorsun? Bu her zamanki araba değil. Bu sizi hiç ilgilendirmez Sir Arthur. Evet ama çok hareketli bir kaplan taşıyacaksınız. Hayır. Bugünkü kargom kesinlikle hareketli olmayacak. Bana bak, sen kendini ne sanıyorsun? He? Benimle nasıl bu tonda konuşabilirsin? Kim olduğumu sanıyorsunuz Sir Arthur? Moface. Tam karşınızda. En azından benden geriye ne kaldıysa. Sen aranan bir suçlusun. Bense... Aradığınız numara cevap vermiyor. Lütfen bir daha deneyin. Kamyonet buradaymış. Birkaç dakika önce. İçinde bir sürücü ve bir yolcu vardı. Anlamıyorum. Sir Arthur neden bu değerli kaplanı almadan gitti ki? Belki de seçim şansı olmamıştır. Bu Sir Arthur'un cep telefonu. Ne kadar güzel bir şey. Daha önce böylesini hiç görmemiştim. Bu hükümete ait Flint. Çok gizli bazı fonksiyonları var. O halde sen nereden biliyorsun? İlk modelinin yapımında babam yardımcı olmuştu. Bu nedir? Bu UBS'den gelen acil bir mesaj. UBS mi? Uluslararası Bilimsel Savunma Departmanı mı yani? Sir Arty onların adı, değil mi? Öyle. Ama herhalde bunu okuyacak fırsat olmamış. Peki ne yazıyor? Eylem gücünün bugün hayvanat bahçesinde ağırlanacağını. Bilmediğim bir şey söyleyemem ki. Bana vuran kişiyi görmedim. Güvenlik kamerasının bir şey göstermemesi çok kötü. Henüz bir şey göstermedi demek istiyorsun. Şuna bir bakar mısınız? Bu bir TKC. Yani tanımlanamayan korkunç cisim. Bunda tanımlanamayacak bir şey yok Flint. Bu X teknoloji. Bu olamaz Action Man. Füze üssü havaya uçtuğu zaman Doktor X de ölmüştü. Ayıların bölümünde bir terslik var. Sakinleştirici oklarımı. Bunları yok etmemiz gerekiyor. Yoksa kendine zarar verecek. Bu her zaman yaptığımız bir şey değil ama elem gücü bunu da deneyecek. Öyle mi? Deneyeceğiz. Sakin ol dostum. Evet. Evet tamam. Korkulacak hiçbir şey yok. Geri kalanlarımız ne olacak? İşte. Şimdi daha iyi olacaksın. Hey Action Man. Şuna bak. Dikkatli ol Flint. Bu bir bio aspiratör. Bio ne dedin? Ah! Ah! Ah!
Teşekkür ederim patron. Artık güvendeyim. Artık kimse güvende değil Flint. İşte bu da kanıtı. Doktor X geri döndü. Mükemmel. Kimse röntgencileri sevmez. Haklı mıyım yoksa haklı mıyım Sir Arthur? Ne oluyor? Doktor X. Neresi burası? Burası X yok etme üssüm sersem şey. Ama Sinet ve ben buranın yeni evin olduğunu düşünmeni istiyoruz. Sinet de kim oluyor sersem? Bir tahmin et bakalım. Bu gerçek olamaz. Rüya görüyor olmalıyım. İnanılmaz. Ben rüya yaratmam. Çünkü ben kabus yaratırım. No Face, şu gösteriyi başlat hadi. Ekip 212 kaynak materyali hazır. No Face kaynak derken aslında kurbanı kastediyor. Bana toksitronu ver. Tabii hemen doktor X. Ne zarif öyle değil mi? Zehir birliklerim genetik olarak toksitronu elinde tutana itaat etmeye programlandı. Bu bana demek oluyor. Çünkü... Doktor X, hangi örnekleri kullanmamı istiyorsunuz? Sözümü kesiyorsun. Affedersiniz. O halde kurdu alayım. Hayvan DNA'sını çıkarma tekniğimi sana açıklamak isterdim. Ama benim dehamı asla anlamazsın. Çünkü biliyorsun ki ben bir dahiyim. Olağanüstü zeki biriyim. Bence sen fazla övünüyorsun Doktor X. Seçim senin. Artık boş konuşma yok. Bu zavallı adama ne yaptın? O artık benim zehir birliğimde. Kutup kurdunun DNA'sı sayesinde. Ve benim yeni terör zehirim. Bunu senin küçük beyninin anlaması biraz zor. Gelecek günlerde terör zehrini bütün şehirlerin üstüne püskürteceğim. Ve istediğim bütün ülkelere. Onlara söyleyeceğim, her şeyi yapacak ve durdurulması imkansız bir zehir birliği yaratacağım dostum. Ne yazık ki senin zavallı uluslararası bilimsel savunma departmanın beni durdurmak için bir şey yapamayacak. Çünkü sen yani liderleri benim için çalışıyor olacak. Eğer sana yardım edeceğimi sanıyorsan gerçekten delirmiş olmalısın. Aptalca konuşuyorsun Sir Arthur. No Face! Yeni özel kurbanımız için hemen bir silindir daha hazırla. Ne? Dinle Sir Arthur. Beni yenemediğine göre artık bana katılacaksın. Hekimen, ikinin üstüne iki koyunca nasıl dört bulduğunu hala anlayamadım. Flint, 2+2=4 eder. Bunu biliyorum. Ama benim kastettiğim şey, söylediğin şeyden bunun çıkmadığı. Bana göre çıkıyor. Doktor X'in hayvanat bahçesinde olanlarla bir ilgisi var. Sir Arthur'un kaybolmasından sorumlu olduğunu da biliyorum. Ama bu doğru olsa bile Fisherman, şu anda doğru yolu takip ettiğinden emin misin? Evet patron. Yani UBS'ye asla dönmeyeceğini, onlara ihtiyacın olmadığını söylemiştin. Doktor X, Sir Arthur'u kaçırdı. Bu da bilimsel savunma departmanının bana ihtiyacı var demektir. Bana daha dolgun solucanlar getirin. Snap biraz daha mı yemek istiyor acaba? Başka bir şey No Face.
şey, küçük bir şey daha var. Çok ama çok küçük olsa iyi olur. Gerekli olmadan Sir Arthur'u değişime uğratmak boşuna olur ve henüz sivil halkı topluca zehirlemeye hazır olmadığımızdan... Ay! Profesör Gangren'in terör zehrim için yapacağı elektro fırlatıcı tam zamanında bitmiş olacak. Çünkü bana söz verdi. Hem bana verdikleri sözü tutmayan aptallara ne olduğunu sen de bilirsin. Evet, burunlarını da yerlerinde tutamıyorlar. Kim bilir? Eğer Gangren bir an önce rapor vermezse, ona kendi bandajlarından borç vermek durumunda kalabilirsin. Ben Profesör Gangren. X robotları arıyorum. Rapor ver. Seni sibernetik dal kavuk. Zaman hızla geçiyor. Bilim 310 rapor. Fırlatma hazırlığı tamam. Birim 618 rapor verin. Birim 618 rapor veriyor. Hedef belirleme hazır. Bekleyin 618. Tüm X robotlar fırlatmaya hazır olun. 5, 4, 3, 2, 1. Fırlat! Ekip 618 rapor verin. Ekip 618 rapor veriyor. Rapor verecek bir şey yok. Güneş parlıyor. Senin bir rüzgar var. Hava durumu güzel. İyi de bu kimin umrunda? Başlığı görebiliyor musun? Başlığı görüyorum. Şu anda iniyor. Hız makul düzeyde. Hedef kesin ve net. Bu başlık bu bölümü çok az bir süre içinde paramparça etmiyor. Bir dakika daha ve Doktor X beni patlatıp paramparça edecek. Telefon. Teşekkür ederim. Alo, burası Doktor X'in gizli amaçlar için kullandığı karargahı. Ne yazık ki şu anda telefona cevap veremiyoruz. Sinyalden sonra adınızı ve numaranızı bırakırsanız mümkün olan en kısa sürede size ulaşırız. Doktor X. Bu makinelerden nefret ediyorum. Doktor X, kaldırın şu telefonu. Gangren, neden bu kadar geciktin? Neredeyse senin yok edilmeni emredecektim. Binlerce özür dilerim benim büyük liderim. Elektro fırlatıcı büyük bir başarıyla tamamlandı. Mükemmel bir haber. Hemen şimdi terör zehrini fırlatmaya başlayın. Sayın liderim, dünyanın gelecekteki hakimiyle aynı fikirde olmadığımdan değil ama... Bu BS'nin bütün casus uyduları kapatılmadan bunu kesinlikle yapamayız. Aksi takdirde terör zehriyle dolu ilk başlığı fırlatır fırlatmaz bizi nereden vuracaklarını... Hemen anlarlar efendim, hemen. Hepsi bu mu? Ben tüm UBS casus uydularının bir an önce nasıl kapatılacağını çoktan hesapladım bile, anladın mı? Öyle mi? O halde o uyduları kapatır kapatmaz tüm dünya sizin olacak demektir. Şimdi bana söz verdiğiniz para konusunda... Seni huysuz sersem, seni biyosentetik... Nafes! Siz mi kükrediniz? Londra'ya gitmeni istiyorum. Ben de yeni bir yüz istiyorum. O halde bunu kullan. Neden kendimi Sir Arthur Strong'a benzetmem gerekiyor? İki nedenden. Birincisi, istediğim uydu şifrelerini almak için. Ve ikincisi, eğer yapmazsan Snap bu sefer burnundan fazlasına çalışacak. Bavullarımı hazırlayayım.
Action Man, Action Man, Action Man. Her zaman gelip bizimle çalışmanı umut etmiştim. Özellikle de ailenin başına gelenlerden sonra. İyi akşamlar Bay W. Ama aklımdaki tam olarak bu değildi. Komandolarım da eminim aynı şeyi söylerdi. Eğer konuşabilselerdi. Oldukça dramatik olan bu girişin iyi bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Ne de olsa burada Uluslararası Bilimsel Savunma Departmanı'nda çalışan telefonlarımız var. Randevu almayı bekleyecek kadar vaktim yoktu. Ve bunun nedeni... Sir Arthur'a ne olduğunu biliyorum. Kanıtlar tek bir muhtemel şüpheliyi işaret ediyor. Doktor X mi? Bu mümkün değil. Sen ve eylem gücün onu sonunda yenmiştiniz. Hatırladığım kadarıyla üssü havaya uçurmuştu. Ama tek bulduğumuz Doktor X'in biyomekanik vücudunun minik parçaları. Bu onun öldüğünü göstermez. Daha da önemlisi cesedi asla bulunmadı. Doktor X'in yeni bir bedenle geri döndüğü konusunda ciddi misin? Sir Arthur da Doktor X'in istediği bir şey olmalı. Böylece dünyaya yeniden korkunç bir şey yapabilir. Özür dilerim Action Man. Sir Arthur'a ne olduğunu bilmiyorum ama senin Doktor X'i yok ettiğinden eminiz. Sizi Doktor X'in döndüğüne dair nasıl ikna edebilirim? Fikrimizi değiştirmemiz için bize esaslı bir kanıt göstermen gerekiyor. Tanrım. Bunlar Doktor X'in... X robotları. Çok aletlerimiz bunlara işlemiyor. Adamlarınızı geri çekin ve kapıyı koruyun, Kızıl Lider. Sence bu kapı onları tutacak mı? Artık seslerini duymuyorum. Vazgeçmiş olmalılar. Geri çekilin! Geri çekilin! Action Man! Bütün eğlenceyi size bırakamam. Aşağı katlara doğru geri çekilmemiz gerekiyor. Onları durdurmanın yolu yok. Çok şanslıyız. Doktor X hata yaptığını asla kabul etmez. Bu robotlar konusunda bir hata yapmış. Şimdi izleyin beni. Zayıf bir noktalarım var. O zaman neden vuramıyoruz? Tam göğüs plakasının üstünden vur. Siyah noktaya nişan alın. Bu onları durdurur. İşte böyle. Ateşe devam. Kızıl ekipten bütün ekiplere. Action Man bizi yine kurtardı. Teşekkürler Action Man. Sen olmasan onları asla uzaklaştıramazdın. İçeri girmeye çalışmadılar. Dikkat dağıttılar. Böylece başka biri kaçabildi. Action Man eylem gücünü arıyor. Elektro helikopteri hazırlayın. Desteğe ihtiyacım var. Bilimsel savunma fazlasıyla yapılıyor. Mükemmel. Uydu şifrelerinin hepsi şu küçük kartın üstünde de. Sir Arthur, ait olduğunuz yere döndüğünüzü görmek ne güzel. Evet. Merhaba. Gitmek zorundayım. Ama daha yeni geldiniz ve konuşacak çok şeyimiz var. Dinle. Seni yok ettirebilirdim. Yani tutuklattırabilirdim. Tamam. Gerçek kimliğin ne? Sir Arthur'un kasasından ne aldın? Soruma ya burada cevap ver ya da bir hücrede. Pekala Action Man. Anlaşılan bunu sana vermekten başka şansım yok dostum. Seni iğrenç şalgam.
Sana kimin merhamet gösterdiğini sakın unutma. Bu sana bir hediye. Yüzü olmayan adamla yaptığın yüz yüze görüşmeden bir hediye. Kasıl kurt, Flint. No Face beni alt ettiğini düşünüyor. Karargahı terk edene kadar bekleyin. Ben ona yaklaşırken bana destek olun. Mesaj alınmış ve anlaşılmıştır Action Man. Tıpkı Action Man'in söylediği gibi. Oyun yok, endişe yok, problem yok. Güzel. Eskiden gece havasının yüzüme çarpmasından çok hoşlanırdım. Tabii yüzüm varken. Şimdi benim oyunum oynuyor. Evet ekip, nerede o söyleyin. No Face güneye Times nehrine doğru gidiyor. Sağdan ikinci sokağa dön. Salamura bir penguen kadar inatçıymış. Bunu bilmem gerekir. Action Man, No Face geri döndü. Anlaşılan beyinsiz yaratık Millennium Kubbesi'ne doğru gidiyor. Kestirme bir yol biliyor. Araba parkına varınca ne yapacağınızı biliyorsunuz. Action Man, No Face binaya varmak üzere. Ben hazırım Kızıl Kurt. Flint, şimdi. Galiba bunun parlak bir fikir olduğunu düşünüyorlar. Beni geçemezsin No Face. Belki geçemem senin kullanılmış maymun pantolonu. Ama üstüne çıkar ve ezerim. İstersen dene. Ama No Face durmuyor. Action Man de durmuyor. Üç, iki, bir, ileri! Görüşürüz can sıkıcı adam. Seni burada yok edeceğim. Action Man şimdi. Da hilekarmışsın. Güzeler onun tam önündeki çatıya yönlendirilsin ve ateş! Wow! Şanslı atıştı. Hayır, yanlışlıkla motosikletini vurduk. No Face de kaçıp gitti. Bu mümkün değil Action Man. Yüzü tıpkı mantara benzeyen bir adam Londra'nın göbeğinde eylem gücünden nasıl kaçabilir he? Evet doğru Action Man. Komedi tiyatronla sen No Face'i aramaya devam edin. Çünkü Doktor X bu şifreleri kullanıp uyduları kapattığı zaman bir daha hiçbir şeyi arayamayacaksın asla. Ben başkana ne diyeceğim? Özür dilerim başkanım. Action Man Millennium Kubbesi'ni yıktı ama bir daha yapmayacağına dair söz verdi. No Face'in Sir Arthur'un kasasından ne aldığını öğrenmeliyiz. Casus uydularımızın şifrelerinin olduğu bir kart. Bu şifreleri kullanarak tüm uyduları kapatabilirler. Ama hayır, Action Man. Uydularımızdan birini kaybettik bile. Antarktika'nın üstündekini. O halde Doktor X'in yeni üssü oradadır. Sir Arthur'u da oraya götürmüş olmalı. Sen hazır olduğunda biz de hazır olacağız. Sen sadece söyle patron. Doktor X'in Antarktika'daki üstüne ani ve şiddetli bir saldırı yapacağım. Bana destek olacak mısın? Tabii ki. Ama bir şartla. Yanına bir UBS ajanı alacaksın. Ne tür bir ajan?
en iyisi ve UBS'nin biyokimya alanındaki en iyi uzmanı. Ha güzel. Doktor X'in hayvanlardan ne istediğini anlarız. Bu ajanın kod adı nedir? Asi, hemen buraya gel. Yeni bir görevin var. Ha, demek geldin. Action Man'e ve eylem gücüne merhaba de. Aa, Action Man. Hakkında çok şey duydum. Duymuşsundur. İyi günler Asi. Annabel Strong. Evet öyle. Asi Sir Arthur Strong'un kızıdır. Bu yüzden o da Doktor X'i en az sizin kadar durdurmak istiyor. Asi. Ekibe hoş geldin. Pekala eylem gücü. Doktor X'in üstüne son bir kez daha gideceğiz. Kabul mü yoksa değil? Kızıl Kurt kabul ediyor. Asi kabul ediyor. Clint, hafta içinde istediğin zaman katılabilirsin. Oha! Clint her zaman senin yanında. Bütün sistemler işleme hazır patron. Oho! Kar toplarınızı takın. İlk dağa geçer geçmez Doktor X geldiğimizi anlayacak. Bana sakın bunu... Action Man. Bana sakın bunu söyleme dedim. Yeni X adasında Profesör Gangren'e katılmamız gerekiyor. Burada işimiz bitti. Sir Arthur Strong, zehir birliğimin başına geçmeye hazır olana kadar olmaz. İyi de Action Man'i nasıl durduracağız? Buna gerek yok. Çünkü bunu ilk zehir ekibim yapacak zaten şapşal. Ben Doktor X. Mutfak Sıfır ekibini arıyorum. Kar kurtlarımı dışarı gönderin. Clint, Asi, hazır olun çünkü konuklarımız var. Hey arkadaşlar, yanlış yöne gidiyorsunuz. Çok soğukmuş dostum. Bu yaratıklar insan mı, hayvan mı? Her ikisi de Kızıl Kurt. Bunlar doğal olmayan bir insan-hayvan kırması. Ne olursa olsun, babanı kurtarmamızı engelleyemeyecekler. Kar toplarını hemen hazırlayın. Şimdi! Bana bak, buz adam. Senin gibi donmuş bir metal kafa benim gibi sıcakkanlı birini asla durduramaz. Bu ekip senin kanını donduracak dostum. Sana öyle geliyor dostum. Arıza var, arıza var. Galiba birilerinin buharı tükendi arkadaşlar. Sakın kaçma. En azından tekrar buz kırma şansı ver bana. Arıza var, arıza var, arıza var. Karla ilgili işler gibisi yok. Bu yaratıklar kar toplarıyla durduramayacağımız kadar çoklar. Onları yavaşlatmak için bariyer yapmamızın bir yolu var mı? İyi fikir Asi. Lazerlerimizin gücünü arttırırsak Kızıl Kurt geri kalanını halledecektir. Onların tam önündeki buza nişan alın. Evet ama lazer silahları buzun hepsini kıracak kadar güçlü değil ki. Bazen tek gereken şey güç değildir. Ateş! Kızıl Kurt, hazır ol. Ben zayıf noktasını buldum. Action Man.
Hiçbir şey olmadı. Biraz bekle. Bu onları buzun üstünde tutacak. Ah, sakın bana partiyi kaçırdığımı söylemeyin. Merak etme Filin. Olaylar daha yeni başlıyor. X robotlar. Onların sayısı fazla. Buradaki buz da erimeyecek. Kızılkurt, sen ve Flint onlara oyalayın. Asi, sen ve ben içeri gireceğiz. Şimdi saldırıya geçtiğimizi anlayacaklar. Harika bir fikir kurtçuk. Flint, deliği görüyor. Ne yapışını yapıyor? Ne kalabalık deliğe dönüyor. Galiba bu dikkatlerini çekti. Bütün ekiple hücum. Flint hep böyle çılgın mıdır? Aa, çılgın değil, sadece Avustralya. Sonunda Sir Arthur bu eylem için hazırlanmaya başladı. Hayvanat bahçesinden biyoaspiratörlerin hepsini getirin. Doktor X, siz daha önce terör zehrini tek bir kişi üzerinde hiç kullanmadınız. Çok güçlü bir hale gelebilir. Bu toksitron olsa bile... Hepsini getirin dedim size. Hemen. Olayları biraz daha ilginç hale getirmek için en iyisini en sona sakladım. İyi de Doktor X, bu sizin DNA'nız. Ve bir de Snap'in. Biraz vahşi, insan ısıran, burun koparan ejderha kimseye zarar vermeyecek. Sen hariç tabii. Şunun kapağını aç. Merak etme. Nasılsa Doktor X'in seninle işi bittiğinde bu bandajlara ihtiyacın kalmayacak. İşte bu kadar Sir Arthur. Bu tam bir korku zehirlenmesi olacak. Bugün olmaz X. Kendini nasıl bir araya getirdin bilmiyorum. Ama bu sefer geriye hiçbir parçan kalmayacak, emin ol. Sadece konuşup hiçbir şey yapmıyorsun. Spiral parçalayıcılar parçalayın. Evet. Action Man ve yalnız bir komando. UBS'nin yapabileceği en iyi şey bu mu yani? Artık işin bitti X. Spiral parçalayıcıma bak. Onlar boğa yılanının DNA'sıyla zehirlenmiş sıradan insanlar. Bunu anlayabildiniz mi? Bu yüzden hayvanat bahçesindeki hayvanların peşindeydin. Onlar sıradan hayvanlar değil ki. Onlar mükemmel. Benim gibi en iyinin en iyisi. Ve Sir Arthur gibi bir lideri mükemmel zehirimle zehirleyince... mükemmel zehir birlikleri ordusu için mükemmel bir lider elde etmiş olacağım. Kalın kafalılar. Sen insanları evlerinden alıp çocuklarından ayırıyorsun. Onları canavara dönüştürüyorsun. Canavar dedin de. Mapeys, manyetik endüksiyon alanını çalıştır. Hemen! Baba! Sir Arthur! Onun artık yeni bir adı var. Iron Atom! Bu adam sana ne yaptı? Action Man, ana ben. Yardım edin. Beni durdurun. Konuşmak yok. Söylediğim şeyi yapacaksın. Ve ben saldır diyorum. O halde mahkumları bırak. Oynamak istiyorum. Babama karşı savaşamam.
Başka şansımız yok Asi. Hayatımız için savaşmak zorundayız. Baba, beni dinle. Asi, çık git buradan. Evet, biri gitti. Sadece 6 milyar kaldı. Şimdi sırada Action Man var. Bana ne yapacağımı söylemene hiç gerek yok. Sen zayıfsın Action Man. Bana karşı hiçbir şansın yok. Tıpkı dünyanın zehir birliklerime karşı hiçbir şansı olmayacağı gibi dostum. O benim zehir birliklerim mi dedi yoksa? Kulaklarım düştüğü için pek iyi duyamıyorum da. Action Man, Asi. X robotları daha fazla tutamayacağız. Hepimiz gitmek zorundayız. Sir Arthur'u buldunuz mu? Kızıl Kurt, Flint. X Sir Arthur'u zehirlemiş. Onu bir canavara dönüştürmüş. Hemen oraya geliyoruz. Hayır Kızıl Kurt, bu hisse giremezsiniz. Bu çok tehlikeli. Sen Flint, destek almak için UBS'ye geri dön. Asi ve ben babasını nasıl iyileştireceğimizi bulacağız. Bunu yapmanın tek yolu... Onlara kendimizi yakalattırmak. Şimdi onun işini bitireceğim. Hayır, bitirmeyeceksin. Action Man artık benim. Onunla kendi yöntemimle ilgileneceğim. Aksi takdirde senin canına okurum. İyice anlaşıldı mı, Tyranatox? Anlaşıldı. Şimdilik. O bana birini hatırlatıyor. Bana da. Sizi. En azından inceleyeceğimiz bir zehir savaşçısıyla dönmüşsünüz. Böylece onu iyileştirecek bir antitoksin geliştirebiliriz. Ama Sir Arthur'u, Action Man'i ve Sir Arthur'un kızını kaybetmek... Onları kaybetmedik. Action Man onları orada bırakmamızı söyledi. Action Man ve Asi bu şeytani işlemi tersine çevirebilmeyi ve Sir Arthur'u kurtarmayı umuyorlar. Sizden tek istediğimiz Bay Dabi, destek için birkaç tane uçak vermeniz. Böylece eylem gücü Dr. X'in üstüne çamura dalan bir wombat gibi dalabilir. UBS'nin bütün kaynakları hizmetinizdedir baylar. Ve pizza. Bir sürü pizza. Hey, Antarktika yolu çok uzun. Burada kapı yok. Hey! Harika hamle. Bunu biyokimya derslerinde mi öğretiyorlar? Bütün mesele bilekte. Action Man. Çok geç kaldık. Babamı götürmüşler. Ve diğer her şeyi. Öyle olmayabilir. Harika fikir. Doktor X'in bilgisayardaki terör zehrinin nasıl çalıştığını gösteren bütün dosyalarını yükleyeceğim. İşlemi tersine çevirebilirsem babamı ve X'in kaçırdığı tüm zavallı insanları kurtarabilirim. Bu yapacağım son şey olsa da Doktor X'i durduracağım. Yarı yarıya haklısın Action Man. Gelecek 10 saniye içinde ne yaparsan yap. Bu senin bundan sonra yapacağın son şey olacak. Vazgeç! Sen kaybettin! Ben kazandım. Koş! Şu tarafa. Harita bu oğlum bizi hangara çıkaracağını gösteriyor. Bunları kullanacağım. Çok zekice. İlk oluk bizi pilot koltuğuna çıkaracak. 3, 2, 1. İleri. Thank you.
Dehşetle. Şu tarafa. Son şansımız. Şans da böyle olmalı. Ateşleyiciyi sıkı tut Action. Bugün özellikle güzel bir gün. Evet, yüzüm olduğu günleri hatırlıyorum. Benim de güzel günlerim olmuştu. Ama radyasyon yüzünden kulaklarım düştü, sonra da dudaklarım ve sonra da... Kal kavukluk yapma kalın kafalı. Bir mühendislik yeteneğim sayesinde sana yepyeni bir yüz yapabilirim. Anladın mı sersem? Ya, yapabilir misin? Sersem, kendi yüzüm nasıl oldu sanıyorsun? yine de sağ ol. Bir kere olsun yüzünü unut. Mutlu ol. Action Man sonsuza dek yok oldu. Casus uyduları kapatacak şifreleri sonunda ele geçirdim. Ve Tyranatoks artık zehir birliklerimin başına geçti. Haklısınız. Başka ne isteyebilirsiniz ki? Artık dünyadaki her şeye ve herkese sadece ben hükmedeceğim. Bu muhteşem bir şey. Ne zaman fırlatacağız? 12 saat içinde bütün başlıklar yeni terör zehriyle dolmuş olacak. Ondan sonra onları fırlatabilirsiniz. Kabusun sonunda gerçekleşecek. Ne kadar muhteşem bir kaçış Action Man. Woo! Ve Doktor X büyük donmuş kalesini kaybetti. Doktor X Antarktika'daki üssünü yok ettiğine göre başka bir yerde başka bir üssü var demektir. Hmm. Katılıyorum. Ve casus uydularımızı kapatmaya başladığına göre burası çok büyük ve yukarıdan görülebilecek bir üs olmalı. Evet öyle. Yeni üssünü böyle bulacağız. Doktor X'in ilk saldırdığı uyduların yörünge eğimini izleyeceğiz. Bunu bir de anlayacağımız şekilde söyler misin? Doktor X'in ilk saldırdığı uydular yeni üssünden fark edilmesinden korktuğu uydulardı demek istiyor. Yani kaybettiğimiz uyduların yörüngelerini hemen belirlememiz gerekiyor. Onları referans olarak kullanacağız. Ha işte yeri belirledi. Aman tanrım. Bu bir doğrusal endiksiyon elektrofırlatıcı. Doktor X terör zehrini dünyada istediği her yerde kullanabilir. Ama eylem gücünü yakaladığı zehir savaşçısından ve Asi'nin Doktor X'in bilgisayarından edindiği bilgilerden öğrendiğimize göre antitoksini nasıl yapacağımızı biliyoruz. Doktor X'in zehir savaşçısı yaptığı herkesi artık normale çevirebiliriz. Hatta babanı bile. Özür dilerim Bay W. Bu işi laboratuvarımızda yapabiliriz. Birkaç yüzünü iyileştirebiliriz. Ama maalesef UBS bile dünyadaki herkesi kurtaracak kadar antitoksin geliştiremez. Bu babanı ve diğerlerini kurtarmak için bir tek şey yapabiliriz anlamına geliyor. Doktor X'in kullanmaması için o fırlatıcıyı bir an önce yok etmeliyiz. Hemen harekete geçmeliyiz. Eylem gücü, jet ski değişimi için hazır olun. Biz hazırız. Eylem gücü, orka modu. Beni izleyin. Kurtar Action Man'i. Radarlar muhtemel bir düşman saldırısı belirledi. 10 derece doğuda görünüyor. Derinlik 50 metre ve yükseliyor. Anlaşıldı Kızılkurt. Şuna bir bakalım çocuklar. Alarma geçtik Action Man. Karşılaşma noktasına 5 saniye. 4, 3, 2, 1, hadi!
Eylem gücü, yanlış hedef. X köpek balığı. Action Man, neden geri çekiliyoruz ki? Onu hemen suşi yapabiliriz. Olumsuz Flint. O köpek balığı X teknolojisiyle kontrol ediliyor. Doktor X onu savaşması için programlamış. Action Man haklı Flint. O zavallı balığa zarar veremeyiz. Onu bırakmalıyız. Action Man tam arkanda. Anlaşıldı. Orkadan ayrılıyor. Balık adam giysilerimi giyiyor. Yaklaşıyoruz. Köpek uzun öyle. Action Man tam tepende duruyor. Hadi Flint. Yolunu şaşırmış balığın dikkatini dağıtmalıyız. 3, 2, 1. Hücum! Bu balığın dikkatini dağıtacak planınız varsa bunu uygulamanın tam zamanı. Kurt, ona bir şok oku fırlat. Doğruca sana geliyor. Derin deniz dostum için hazırım. İyi bak Kızıl Kurt. İşte geliyor. Kızıl Kurt, X Bey'in kontrol aracını devreye soktunuz mu? Hedefim doğruydu Action Man. Artık bu köpek balığının ruhuna kalmış. Köpek balığı kurtuldu. Dua edelim de karnı acıkmış olmasın. Şimdi jet skileri batırma zamanı. Yolun geri kalanını gizlice gideceğiz. Gizli hamle modunu çalıştırın. Bu bölüm hep tüylerimi ürpertiyor. Doktor X, bütün zehir başlıkları dolduruldu. Emir verdiğinizde fırlatmaya hazırız. O halde fırlatın! İlk başlığı fırlatın! Şimdi! Doktor X, sana gerçekten son derece saygı duyuyorum ama sen deli misin? Sana söyledim, en son casus uyduda kapatılmadan bu başlıkları fırlatamayız. Aksi takdirde UBS fırlattığımız başlığı bir saat içinde yok eder, anladın mı? Peki, son uydu ne zaman kapatılacak? Söylesene sersem! 13 dakika sonra. Teşekkür ederim profesör. Aranatox, benimle gel. İlk zehir başlığı fırlatılır fırlatılmaz Profesör Gangren'i yok edeceksin. Bunun neresi komik ha? O da aynı şeyi sana yapmamı söyledi ama. Ne? Doktor X zehri fırlatmadan önce son uyduyu kapatmak zorunda. Onu durdurmak için bu bize 10 dakika verir. Eğer menzile giderse onu yarım saniye içinde durdurabilirim. Emin ol. Sakın unutma. Doktor X'in zehir birlikleri masum siviller. Onlara bir şey yapamayız. Ya da Sir Arthur'a. Hadi gidelim. X'i durduracağız. Sir Arthur'u eve getireceğiz. Eylem gücü! Toksitron'un nerede? Doktor X, bir sorun mu var? Bu soruyu neden sordun? Ne duydun bakalım? Sadece Profesör Gangren'in Tyranatox'a başlıkları atılmaya başladıktan sonra sizi yok etmesini söylediğini sadece buydu. Niye? Bunu biliyor muydun? Ve bunu bana söylemedin ha?
E ama her zaman herkes sizi yok etmeye çalışır. Sizden nefret ediyorlar. Söyle, kim nefret ediyor? Herkes. Güzel. Benim istediğim de bu zaten, sersem. Eylem gücü, dinleyin. UBS uçağı 30 saniye içinde kalkacak. Görevimizi tamamlamak için 5 dakikamız var. Ne diyorsunuz çocuklar? 3 2 1 İleri. Antitoksini kullanmaya gidiyoruz. Hazır olun. Herkes kulaklarını tıkasın. Şu deli Doktor X şimdi ne yaptı? Doktor X değil. Bak. Hayır. Bu da nedir? Bunlar UBS. Antitoksin geliştirmişler. Bunun arkasında Action Man var. Hayır. Tekrar zayıf ve hassas bir insan olmak istemiyorum dostum. Ben Tyranatox'um. Sen nasıl istersen koca adam. Antitoksin sana işlemez zaten. Ne dediğini bilmiyorum. Öyle mi? Yani hala dünyayı idare edebilirim. Sakin ol Tyranatox. Bu konuda hiç şansın yok. Bunu bana açıkla bakayım. 4 dakika içinde başlıklar fırlatılmaya başlayacak. Bu Doktor X'in zehir birliği dünyaya yayılacak demektir. Ve Toksitron sadece onda olduğuna göre idarede onda olacaktır. Asla. Dünya benim olmalı. Dünya benim olacak. Çifte bela. Dünyaya da tam 2 Doktor X gerekiyordu sanki. O tamam. Belki nükleer artık çöplüğündeki eski işime dönebilirim. Çünkü göründüğü kadarıyla buradaki olaylar gittikçe kötüleşiyor, iğrenç. Kızıl Kurt, Flint, fırlatma platformuna gidin. Başlıkların fırlatılma hazırlıklarını engelleyin. Asi, sen ve ben kontrol odasına gideceğiz. Herhalde baban da oradadır. İyi şanslar Action Man. Şansa ihtiyacım yok Flint. İyi bir hedef gerek. Bu lanet olası makineye ne oldu? Gangren zaman ayarı yaptı. En son uyduda kapatılmadan fırlatma yapılamayacak. 3 dakika daha var. Ben 3 dakika daha beklemem. Dünyayı istiyorum. Ve onu şimdi istiyorum. Ben sana şimdilik bir şey getirdim X. Yine mi sen? Şeytani planın artık sona erdi. Babam nerede Doktor X? Böyle bir şey olamaz. Tüm çalışmalarım... Buna inan X. Hiçbir şey seni bu durumdan kurtaramayacak. Beni kurtaracak bir şeyler bulabilirim. Büyük bir şey. Doktor X sadece benimdir. Tyranatox, seni ben yaptım. Tekrar bozabilirim. Bana itaat et yoksa seni... Şimdi sen benim dediklerimi yapacaksın. Bütün dünya benim dediklerimi yapacak. Ama bu Toksitron'u ben idare ediyorum. Ben de seni kontrol ediyorum. Bu iş artık bitti. Herkes nereye gitti? Kurtarılan siviller sahilde güvendeler. UBS deniz uçakları onları evlerine götürecek. Peki kötü adamlar ne olacak? Önce fırlatma mekanizmasını kapatalım. Bunu yapmak için 48 saniyemiz var. Sonra kötüleri yakalarız. Olmaz mı? Bunlardan biri bu işi yapıyor olmalı. Çok geç kaldın güçsüz insan. Artık savaşacağın bir şey kalmadı. Çünkü antitoksinimiz sayesinde zehir birliklerini çoktan kaybettin. Ama bu başlıklar bana yepyeni ordular yaratacak. Yeni zehir birliklerini asla durduramayacaksınız. Bugün hiçbir şey fırlatılmayacak. Baba, bunun doğru olmadığını biliyorsun. Annabel. Baba, çok geç değil. Doktor X'in sana yaptığı şeyle hala savaşabilirsin. Savaşmak. Evet,
Doktor X ile savaşacağım. Yeni birlikler yaratacağım. Yeni ordular. Benden başka hiç kimse özgür olmayacak. Sonra da gidip... Yatağa yemek yemeden gideceksin. Seni yaramaz çocuk seni. Hayır. Benden kaçamayacaksın. Evet, kaçacak. Ben sandviçimi yiyemedim. Anlayamıyorum. Diğer zehir birlikleri bizim antitoksinle iyileşti. Neden babam da işe yaramıyor? Kıvılcımlar. Elektrik. Tabii ki. Doktor X babanı zehirlediğinde No Face onu güçlü bir elektromanyetik alana götürdü. Tıpkı fırlatıcılar gibi. Kızılkurt, Flint. Tyranatox'u fırlatma bölgesine götürün. Evet, artık senin için çalışmak istediğimi sanmıyorum. Galiba artık eve dönsem iyi olacak. Asi! Manyetik alanı çalıştır. Çalışıyor. Beni durduramazsın Action Man. Hiç. Neden deniyorsun? İki. Senin kazanman mümkün değil. Bir. Sen lanetlendin. Action Man, hazır ol. Hadi başla. Sir Arthur, bize geri dönün. Baba, bana geri dön. Ben... Annabel. Baba, artık özgürsün. Kime teşekkür edeceğimi biliyorum. Benden başka kimse bu kadar mutlu olmayı hak etmiyor. Ben şimdi... Sakın bana vurmaya kalkma. Her şeyi mahveden kişi o dostum. Ben değilim. Sen git Action Man'i çiğne. Action Man. Hayır. Sen ne kadar sevimli bir ejderhasın böyle. Hain. Korkut kokuda ne? Daha çok pis kokulu çiçek kullandım. Yakaladım. Ne? Aferin size eylem gücü. Doktor X'i gözaltına alıp kanun önüne çıkmasını sağlayacak. O artık sizin. Ama onu yakından izleyin. Evet. Her zaman aklında küçük iğrenç planlar duruyor. Size aptallar. Mükemmel bir yeni planım var. Gelecek sefere kimse beni durduramayacak. Hatta Action Man bile. Geri döneceğim. Evet. Artık dünyayı Doktor X'in terör zehrinden kurtardık. Tabii babamı da kurtardık. Evet ama adalet için savaş devam edecek. Savaş pazartesi sabahı da devam edebilir dostum. Ama bu gece parti var. Huhu. Eylem gücü.
Choo-choo.